Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalıma girdiğinizde abone ol tuşuna basarsanız ve ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı abone olarak izlerseniz bize katkı sağlamış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Ayrıca oynatma listeleri var değerli arkadaşlar. Bakın oynatma listelerine tıkladığınızda görevde yükselme şef ünvanı, 2023 MEP görevde yükselme memur ünvanı, 2023 MEP görevde yükselme şube müdürü ünvanı, 2023 MEP görevde yükselme sınavı sayman ünvanı diye videoları ben listeledim değerli arkadaşlar. Örneğin 2023 MEP görevde yükselme sınavı şef ünvanına tıkladığınızda o sınavla ilgili değerli arkadaşlar videoları sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kolaylık sunmuş olduk sizlere değerli arkadaşlar. Ayrıca katıl butonu var değerli arkadaşlar. Katıl butonuna tıklarsanız uzun kollu lacoste defter, pantolon artı defter, eşofman takımı artı defter, LGS hazırlık siti gibi 4 farklı seçenek var değerli arkadaşlar. Bu seçeneklerden birini seçerseniz VIP grup üyeliği elde ediyorsunuz. Dolayısıyla hafta içi Zoom canlı derslerine ücretsiz olarak katılabiliyorsunuz ve sizlere çalışma kitabı niteliğinde PDF desteğinde de bulunuyorum değerli arkadaşlar. Sınav yaklaştığında sınavla ilgili soru çözümleri, deneme soru çözümleri vesaire de yine canlı derslerde, Zoom canlı dersleriyle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Sorduğunuz sorulara cevap vermek amacıyla kısaca bu bilgileri vermek istedim. Gireceğiniz sınavda üstün başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Türk İdare Sistemi bilgi notları 3. derste karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Taşya Teşkilatı. Taşya Teşkilatı il yönetimi, ilçe yönetimi ve bucak yönetiminden oluşmaktadır. Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafi durumuna göre, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre iller ilçelere ve ilçelerde bucaklara bölünmüştür. Merkezi yönetimin temel taşra birimi ildir değerli arkadaşlar. Taşya teşkilatlarının da devlet tüzel kişilikleri bulunmaktadır. İl, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi, il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile olmaktadır. Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il, ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il veya ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabi arazi adlarının değiştirilmesi Cumhurbaşkanı onayı ile olmaktadır. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle yapılmaktadır. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçişleri Bakanlığı'nın tasvibiyle yapılmaktadır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır değerli arkadaşlar. Yetki genişliği merkezi yönetimin karar alma veya yürütmeye ilişkin bazı yetkilerinin alt birimlerinin başındaki yöneticilere aktarılmasıdır. Yetki genişliği ilkesi anayasal bir ilke olup illerde sadece valilere tanınmıştır. Bu ilke çerçevesinde vali merkeze danışmadan merkez adına karar almakta ve aldığı kararı uygulayabilmektedir. Bakanlıkların taşra örgütü aşağıdaki kuruluşların tamamından ya da birkaçından meydana gelmektedir. Valiye bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları, il yönetimi, vali, il idare şube başkanları ve il idare kurulundan oluşmaktadır. İl yönetimi, merkezi yönetimin taşra örgütü olan ilin idaresi, vali, il idare şube başkanları yani il müdürleri ve il idare kurulu olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. Vali, il yönetiminin başında vali bulunur. Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Valiler ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar
Görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Vali, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir. Kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. İl müdürleri, il idare şube başkanları, illerde her bakanlığa bağlı müdürlükler bulunur. İl müdürleri valinin emri altındadırlar. Vali yılda 4 defadan az olmamak üzere hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek için il müdürleriyle toplantı yapar. İl yönetiminde yer alan müdürlükler, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, Kültür ve Turizm Müdürü, Emniyet Müdürü, Tarım ve Köy İşleri Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, Defterdar ve Hukuki İşler Müdürü'dür. Son yapılan değişiklikle değerli arkadaşlar, Tarım ve Köy İşleri Müdürü'nün adı Tarım ve Orman Müdürü olmuştur. Yine Bayındırlık ve İskan Müdürü'nün adı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü olmuştur. İlde valiye bağlı olmayan kuruluşlar askerlik şubesi, askeri birlikler, mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı'dır. İl İdare Kurulu, ilde valinin başkanlığında toplanan, belli konularda karar veren kuruldur. Hukuk İşleri Müdürü, Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, yeni adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü olmuştur. Sağlık Müdürü, Tarım ve Köy İşleri Müdürü, yeni adı Tarım ve Orman Müdürü olmuştur. Tekrar edelim, İl İdare Kurulu, Hukuk İşleri Müdürü, Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü, Sağlık Müdürü, Tarım ve Orman Müdürü'nden oluşmaktadır. İlçe yönetimi, ilçe yönetimi kaymakam, ilçe idare şube başkanları, ilçe idare kurulundan oluşmaktadır. Kaymakam ilçe yönetiminin başında bulunur. Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder. İlçe idare şube başkanları, yazı işleri müdürü, mal müdürü, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, yeni adı tarım ve orman ilçe müdürü olmuştur. Emniyet amiri, jandarma komutanı gibi merkezin ilçedeki üst düzey yöneticileridir. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığında toplanır. Yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, yeni adı tarım ve orman ilçe müdüründen oluşmaktadır. İlçe idare kurulu yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, ilçe milli eğitim müdürü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü'nden oluşmaktadır. Kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde 8 güne kadar ve tayini kendisine ait memurlara devlet memurları kanunundaki yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere 1 aya kadar izin verebilir. İlçe idaresinin başı olan kaymakamın valilerde olduğu gibi devlet tüzel kişiliğini temsil etmek gibi bir görevi olmayıp sadece hükümet temsilcisidir. Yani kaymakam vali gibi devleti temsil edemez, kaymakam yetki genişliğine sahip değildir. Bu yetki ancak valilere mahsustur. Kaymakamlık bir meslek memurluğu iken valilik bir istisnai memurluktur. Diğer taraftan kaymakamlar zabıta alanında düzenleyici işlem ve genelge çıkarma yetkisine sahiptir. Ancak genel emir çıkaramazlar, bu yetki valiye aittir. Kaymakamların sınırlı olarak memur atama yetkisi de bulunmaktadır. Kaymakamlar olağanüstü olayların patlak vermesi halinde bunu kolluk güçleriyle bastıramayacak durumların belirmesi durumunda askeri makamlardan yardım isteme yetkisi olmayıp bu yetki de valiye aittir. Valiye özgü olan komşu devletlerin sınır makamlarıyla münasebette bulunma yetkileri de yoktur. Bucak yönetimi, bucak coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. Bucakların başında bucak müdürü bulunur. Bucak müdürü her yıl bucağın bütün köy ve kasabalarını en az birer kere dolaşarak halkın müracaat ve şikayetlerini dinler ve yetkileri içindeki işleri yapar ve yapamadıklarını kaymakamlara bildirir.
Bucak yönetiminin organları Bucak Müdürü, Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu'dur. Yerinden yönetim kuruluşları, yerinden yönetim siyasi gücün merkezi idare ile mahalli yönetim kuruluşları arasında paylaşılmasıdır. Yerel yönetim organlarını yasama ve yürütme konularında kısmi bir bağımsızlık verilmektedir. Yerel yönetimler il özel idaresi, belediye ve köylerden oluşmaktadır. Yerel yönetimler, mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirlenen ve karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. Ancak milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Vesayet denetimi merkezi idarenin kanunlar çerçevesinde yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisidir. Görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Yerel yönetimlerin özellikleri vardır. İdari ve mali yönden serbestçe hareket edebilme olanakları vardır. Karar organları doğrudan halk oyuyla seçilir. Tüzel kişiliğe sahiptirler. Kendilerine özgü bütçeleri vardır. Görevlerini kendi organları eliyle ifade ederler. Yönetimde birliğin sağlanabilmesi için merkezi yönetimin vesayet denetimi altındadırlar. İl özel idaresi, vali, il genel meclisi ve il encümeninden oluşmaktadır. İl özel idaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl sınırları içinde bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağlığı, eğitim, spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, turizm gibi alanlarda yasalarla verilmiş olan görevleri yaparlar. İller İdaresi kanuna göre hareket ederler. Merkezi yönetim taşra örgütü olan il ile yerel yönetim birimi olan il özel idaresi aynı alan üzerinde hizmet yürütür. Vali hem il genel yönetiminin başı hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. Büyükşehir statüsündeki illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği 6360 sayılı kanunla kaldırılmıştır. İl özel idaresi vali, il genel meclisi ve il encümeninden oluşur. Vali, il özel idaresinin başı ve yürütme organıdır. İl özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetir. Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular. Bunlarla ilgili raporları meclise sunar. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygular. İl Genel Meclisi, il özel idaresinin genel karar organı niteliğindedir. İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur. Üye sayısı o il içindeki ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişir. İl Genel Meclisi üyelerinin görev süresi 5 yıldır. İl Encümeni, il özel idaresinin ikinci derece karar organıdır. İl Genel Meclisi'nde karara bağlanacak konuların ön incelemesini yapan ve daha çok yürütmeye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır. Belediye yönetimi, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeninden oluşur. Belediye yönetimi, belediyeler 5000'den fazla nüfuslu yerlerde bir ya da birden fazla köyün ihtiyar heyetinin kararıyla ve seçmenlerinin asgari olarak yarısından bir fazlasının mahallenin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu veya valinin doğrudan gerek görmesi halinde valinin bildirimiyle mahalli seçim kurullarının 15 gün içinde köyde seçmenlerin reylerini, oylarını belirlemesi ve valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın teklifi Danıştay'ında görüş alınarak üçlü kararname ile yani ortak kararname ile kurulur değerli arkadaşlar. Nüfusu 5000'den çok olan yerler ile il ve ilçe merkezlerinde belediye yönetimi kurulur. Türkiye'de değerli arkadaşlar İki çeşit belediye bulunmaktadır. 1. Belediye kanununa göre kurulan ve çalışan belediyeler. 2. Büyükşehir belediyeleri. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
Belediye yönetimi, belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeninden oluşmaktadır. Belediye başkanı, belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı belediye başkanıdır. Başkan genel oyla doğrudan belde halkı tarafından 5 yıl için seçilir. Belediye başkanı görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda il belediyelerinde İçişleri Bakanı, öteki belediyelerde vali seçim yapılana kadar görevlendirme yapar. Yine soruşturmanın selameti açısından tedbir olarak İçişleri Bakanı, belediye başkanlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir. Belediye başkanının meclis ve encümene başkanlık etmek, şartsız bağışları kabul etmek, belediye idaresini yönetmek, ödenek kullanmak, belediyeyi tören ve mahkemelerde temsil etmek, yürütme organı olması hasebiyle alınan kararları uygulamak gibi görev ve yetkileri vardır. Belediye başkanının mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallenin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi, seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, meclisin fesine neden olan eylem ve işlemlere katılması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay'ın kararı ile başkanlık sıfatı sona erer. Belediye meclisi belde halkının genel oyu ile seçilir. Belediyenin en yetkili karar organıdır. Her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Belediye meclisi kentin nüfus durumuna göre 9 ile 55 üyeden oluşur. Belediye meclisine belediye başkanı başkanlık eder. Belediye encümeni belediyelerin hem karar organı hem de yürütme organıdır. İl belediyelerinde ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde 7, diğer belediyelerde 5 üyeden oluşur. Köy yönetimi muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneğinden oluşur. Köy yönetimi 1924 tarihli köy kanununa göre oluşturulur. Nüfusu 150 ile 2000 arasındaki yerler köy olarak kabul edilir. Köy yönetimi muhtar, ihtiyar meclisi ve köy derneğinden oluşur. Muhtar yürütme organı, İhtiyar Meclisi ve Köy Derneği danışma ve karar organlarıdır. Muhtar, köy yönetiminin başı muhtardır. Köy derneği tarafından seçilir. İhtiyar heyeti ile birlikte 5 yıl için seçilir ve köy işlerini yürütür. Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar, köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar, bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar. İhtiyar heyeti muhtarın başkanlığında toplanarak yapılacak işlerle ilgili karar alan ve bunları denetleyen organdır. İhtiyar meclisi iki tür üyeden oluşur. Bunlardan bir kısmı seçilir, diğerleri ise doğal üyelerdir. Üyeler 5 yıl için köy derneği tarafından seçilirler. Siyasi partiler de aday gösteremezler. Üye sayısı nüfusu 1000'den az olan köylerde 8, 1001'den 2000'e kadar olan köylerde 10, 2000'den fazla olan köylerde ise 12'dir. Bunların yarısı asil, yarısı da yedek üyedir. Köy İlköğretim Okulu Müdürü ile köy imamı bu meclisin doğal üyesidir. İhtiyar meclisi haftada en az bir kez toplanır. İhtiyar meclisi tarafından alınan bazı kararlar bağlı bulunduğu kaymakam ya da valinin onayı ile yürürlüğe girer. Köy Derneği, köy derneği köyde bulunan kadın, erkek bütün seçmenlerden oluşan bir kuruldur. Köy derneği ile köylünün doğrudan yönetime katılması sağlanır. Bu model doğrudan demokrasinin yerel yönetimlerde uygulandığı ilk uygulamadır. Değerli arkadaşlar, Türk İdari Sistemi bilgi notları 3. dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.